Herkese merhaba. Bugün... Kanalımıza hoş geldiniz. Direkt başlangıç. Bugün Bali Blog'una başlıyoruz. Balayı Blog'umuz. Aynen. Hem Balayı hem Bali Blog'u. İstanbul Havalimanı'na geldik. Buradan uçağa bineceğiz. Önce Singapur'a gideceğiz. Yaklaşık 12 saat bir uçuşumuz var. Ardından aktarma yapıp Bali'ye gideceğiz. O da 2,5-3 saat sürecek. Çok uzun bir uçak yolculuğu bizi bekliyor. Biraz korkutuyor. Evet. Zaten Adana'dan erken saatte geldik İstanbul'a. Saatlerdir uyumadık. Zaten yorgunuz, gözlerimiz şişti, gözaltımız şişti. Düğünün yorgunluğunu atamadık. Aynen. Şimdi de 12-13 saatlik yolculuk bizi bekliyor maalesef. Düğünden çıktık. Koşa koşa daha dinlenemeden havaalanına geldik neredeyse. Bütün yorgunluğun üstüne yine de Bali vlogumuz evet. Başlıyor. Olsun. Bu güzel bir, güzel tatlı bir yorgunluk. İnşallah devamla güzel geçecek. İnşallah. Hadi bakalım. Dönüşte Singapur'da çok gezeceğiz. Merhaba, şimdi Singapur'a geldik, aktarma yapacağız. Sesim çok iyi gelmiyordur muhtemelen. Olsun, yine de bir küçük bahsetmek istedim. 10 saatlik bir yolculuğumuz sürdü İstanbul'dan buraya kadar. Ben full uyudum, sadece yemek aralarında uyandığım için yol bana 1 saat gibi geldi. Çok rahattım çünkü 3 kişilik yerde 2 kişilik ben yaptım. Ben asla uyuyamadım. Çocuğum asla uyuyamadı ve şu an çok mutsuz. Aksine ben çok enerjiyim. İnşallah 3-4 saatlik yolunu da tamamlayıp güzelce dinlenmeyi düşünüyorum. Direkt yatmak bakalım. İstiyorum. Aynen. Sonunda oturabildik. Evet. Uçağı bekliyoruz. Tekrar Bali'ye gideceğiz şimdi. Gerçekten yorgunluktan göz altlarımız çok şişti. Tekrardan şimdi Bali'ye geldik. Bali'de sağ olsun rehberimiz bizi aldı. Otelimize doğru gideceğiz. Gelir gelmez hemen çiçeklerle karşılandık. Gayet güzel tropikal bir ada. Zaten videolarla daha bunu göstereceğiz. Ama Adana ve Alanya kadar burası da aşırı sıcak ve çok aşırı nemli. Hiç aynen. Beklemiyordum yani. Ben de bu kadar beklemiyordum ki 27 derece 20 derece falan gösteriyor ama hani bayağı 40 derece gibi nemi var yani. Gerçekten nemli görünüyor. Neyse ki alışık olduğumuz bir hava durumu olduğu için çok evet. Sıkıntı yaşamayız muhtemelen. Aynen, umarım. Hadi bakalım. Şimdi devam. Otelimize geldik. Mükemmel bir manzarayla karşılaştım. Böyle bir kapısı var. Buradan içeri girdikten sonra tamamen bizi böyle doğal bir ortam karşılıyor. Çok güzel bir havuzumuz var burada.
Villanın her yerinde çok tatlı detaylar var. Burada küçük bir mutfak yapmışlar. İlk başta üst kattan başlamak istiyorum. Üst katta böyle çok tatlı bir alan var. Burası tamamen oturup sohbet etmek için yapılmış. Pervane detaylı, çok tatlı bir ortam. Ve içeri girdiğimizde tatlı bir sürpriz yapmışlar. Balayı çiftiyiz diye. Burada böyle bir oturma köşemiz var. Burada da biz arkada Bali itemlerini takarak karşıma çıktı. Zaten havaalanında göre görmez bunlardan istedim. Biz gelir gelmezden ben bize bundan taktılar. Çok mutlu oldum. Ve otelimiz aşırı güzel. Bizim için güzel sürprizler hazırlamışlar. Bence çok tatlı bir detay. Burası da hem banyo hem tuvalet. Masaj o kadar rahatlatıcıydı ki, of çok iyiydi. Yol yorgunluğun üstüne gelsen çok iyi geldi. Evet, yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Her gün yaptıralım bence. İkinci günden herkese merhaba. Merhaba, günaydın. Dünün yorgunluğuyla açıkçası çok fazla video çekemedik. Biraz daha dinlendik. Hatta tüm günü uyumakla geçirdik. Gözlerimiz şu an şişmiş. Evet. Akşam güneş gözlü o yüzden zaten. Aynen. Akşam da yemeğe çıktık. Açıkçası çok yemek yiyecek bir yer bulamadık. Genelde ondan sonra kapanmış. Bir tane güzel yer bulmuştuk. Oraya tam gidiyorduk ve 2-3 tane köpek deli gibi havladı biz giderken. Onun için geri dönmek zorunda kaldık ve saçma sapan KFC'ye gittik. Aynen. Bu arada Türkiye'den çok daha farklı KFC'si. Yani böyle karışık menüler yok. Kendin combo bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama. Bugün kahvaltıyla güne başlıyoruz. Biraz geç uyandık ama olsun, sağ olsunlar kahvaltı getirdiler ve şimdi sürpriz başlıyor. Evet, bugünkü menümüz güzel kahvaltı eşliğinde. Bali'ye gelirken ki en gıcık aldığım şey tamamen uçak yolculuğu. Çünkü gerçekten çok uzun mesafe geliyoruz. Yaklaşık 16 saat. Hatta Adana'dan başladığımız için yaklaşık 24-27 saat arası yoldaydık. Bu çok yorucu oldu bizim için. Ama geldiğimize değdi mi? Tabii ki evet. Bali'nin Seminyak bölgesindeyiz. Bali kendine has otantik yapılarıyla birlikte inanılmaz bir kültür zenginliğine sahip. Çok alışkın olmadığımız bu kültür yapısı gerçekten büyüleyici geliyor. Birazdan hazırlanıp Seminyak sahiline gideceğiz. Bali'de çok ilginç bir şey var. Türkiye'den farklı olarak gördüğüm gerçekten çok fazla motor var. Hani Türkiye'de de tamam motor sayısı fazla ama Bali'nin motor sayısı gerçekten çok fazla. Ulaşım, yollar dar olduğu için genellikle araç yerine motorla ulaşımı, seyahati tercih ediyorlar. Ve gördüğüm bir başka güzel şey ise motor süren herkesin kask takması. Bu konuda duyarlılık yüksek düzeyde.
Merhaba arkadaşlar, şimdi Bali'de Seminyak gezmeye başlıyoruz. Otelin bu egzantrik ortamından yola çıktık ve sahile doğru gideceğiz. Havası Antalya gibi, şu an 30-31 derece. Nem oranı %70'miş, az önce baktım. Gerçi biz Alanya'dan alışkınız bunlara. Şu an kaldığımız otel Impiano Otel, biz çok beğendik. Hani Seminyak için çok tatlı bir yer. Şurada böyle güzel yerler var. Kombin çek. Birçok villadan oluşuyor. Ben düğünden sonra biraz hasta oldum. Sesim biraz garip geliyor olabilir. Burnum falan tıkandı. Nazar, ama nazar. Olsun. Aynen, nazar. En kötü hastalığım böyle olsun. Sıkıntı yok. Evet. Gezmeye devam. Evet, şimdi burası gireceğimiz spa. Dün akşam çok beğendik. Çok memnun kaldık. Gerçekten çok başarılılar. Ortam da çok iyi. Burada yemekhanesi. Böyle tatlı, hem yöresel yemekler hem diğer yemeklerin bulunduğu bir yer. Yemek ortamı bu şekilde. Hiç poz kesmeyi de ihmal etme. Dün akşam çekmiştim biraz. Gündüz gözüyle de gerçekten çok tatlı. Yöresel müzikler çalıyor. Rupi yaklaşık 1 TL 450 rupiye denk geliyor. Burada mesela en basiti 450 body scrub and wish shower dediği yerde 450 bin olarak geçiyor. 450 bin yani 100 liraya, pardon, 1000 lira. O 1000 lira pahalı, evet. Neyse, bir pazarlık yapalım bakalım. Seminyak yolundayız ve dediğim gibi burada trafik ders akıyor. Her yer baharat kokuyor burada ya. Aynen, tüm sokaklar baharat. Çok ağır bir de, çok yoğun. Hep motor kiralama yerleri var. Yollar genellikle böyle dar. Dar olduğu için de motorla ulaşım çok sık. Kasksız insan görmek gerçekten çok zor burada. Ya bir tane gördük ya da hiç görmedik yani, hatırlamıyorum. Hello. Hello. Have a nice vacation. İnsanlar çok sıcakkanlaşmış. Evet, gerçekten yani öyleler. Yani otel çalışanları falan da aşırı sıcakkanlılar. Sürekli saygılı, gülümsüyorlar. Çok, evet. Sürekli konuşmaya çalışıyorlar. Yani çok tatlılar ya. Şey yani, hissettirmediler böyle. Soğuk bir ortam hissettirmediler. Ben de öyle gördüm hep. Şu küçük küçük tatlı sokaklar var ama yollar genellikle hep böyle küçük. Bir de burada aşağı düşmeden yürüyebilmek için efor sarf etmen gerekiyor gerçekten. Şurası o kadar dar ki bak, şimdi geçeceğimiz yol. Dikkatli olmak lazım. Hava gerçekten çok sıcak. Evet. Yandım. Bir de ekstra bir şey daha var. Her yerden kertenkele, kurbağa, bu tarz şeyler çıktığı için aşırı dikkatli yürümem gerekiyor. Çok korkuyorum çünkü. Burası... Onun için de ekstra zorlanıyorum yürürken. Normal yolda bile. Burası otantik bir yer tatlım. Mecburen alışacaksın bunlara. Bir de çok fazla gerçekten turist var. Hani hem Avrupa hem Amerika, birçok kıtadan turistler var. Spa varmış burada. Aynen. Ya yol üstü spalar var ama çok yol üstü. Çok güven vermiyor. Yani direkt spa yaptıkları yer hemen cam mekanın içi. Çok hoşumuza gitmiyor. Aynen. Hem hijyen açısından hem de yani görüntü kaybediyor. Çok fazla dövmeci de var. İlginç bir şekilde. Ne burası kadar böyle güzellir. Kütüphane kafe. Tatlı bilemiyorum. Görünüyor. Ama şu an kapalı gibi. Yarın tatlı gideceğimiz dansın adı neydi? Keçak mıydı? Evet. Değil mi? İşte bugünden bilet almamız gerekiyormuş. Diyor ki ama diyor Korkut bir dans diyor. Şey diyor, sen korkar mısın diyor bana. Yani aslında... Ben sadece kertenkelelerden korkuyorum burada. Onlardan korkmam danstan falan. Bence keçak danstan korkarsın. Sanmıyorum böyle tam ya. Rüyalardaki korkunç canavarı böyle kafa böyle böyle kafasına geçirmiş bir heykelle birlikte bir dans var. Farklı, buranın yöresel bir dansı. Hiç izlemediyseniz mutlaka izleyin diyorlar. Müzik.
de yarın izleyeceğiz bakalım, bizim tur rehberimiz önerdi. İzleyelim bakalım, deneyelim. Aynen. Buraya gelmişken yapmadan zaten olmaz. Aynen. Çok garip. Şu gerçekten Bali'de beni korkutan tek şey kertenkeleler. Evet. Aa bak, sen yerde bunlardan var. Bunları göster. Ha evet. İlginç bir şekilde yerde hep bu tarz şeyler var. Hani bunun üzerine mi basılıyor yoksa... Basılmaması mı gerekiyor? Aynen, tam emin değiliz. Yani bir araştıralım bunu. Yolun üzeri gayet geçiş yolu. Hatta kafenin giriş yeri. Durunca bir böyle bakalım, okuyalım neymiş. Aynen. Bu. Neden yerlerde böyle bir şey yapıyorlar? Zaman var. Mesela hiç ummadığın yer. Mesela şöyle bir yerin önünde. Şurada. Sonra şuraya koymuşlar. Hani yerlerde böyle farklı farklı. Böyle sanki üstünde çiçek var gibi ama sanki birkaç böyle bisküvi yiyecek o tarz şeyler de koymuşlar. Baharatlar gibi. Baharatlar ve benzeri, aynen farklı. Bak burada da var. Yiyecekler de var. Böyle binaların önünde uğur getirdiğine mi inanılıyor? Yerleri görünce daha detaylı sormak istiyorum. Ona aynen göre tekrar aktarırım size. Yerin rehberimize sorabiliriz bence, o biliyordur zaten. Aynen. Bak pizza varmış burada, pizza istiyorum. Evet, akşam belki geliriz. Aynen. Fiyatlar bu şekilde. Böyle tatlı tatlı mekanlar var. Oo, bu bizim Türkler. Çok havalı. Aynı zamanda bugün market alışverişi yapacağız. Bali lezzetlerini, Bali abur cuburlarını deneyeceğiz. Bunun için de hazırlık yapıp video çekeceğiz. Böyle bir gömleğin fiyatı yaklaşık 300 bin yani Türk parasıyla aşağı bir yere bırakıyorum. Şimdi sahile doğru iniyoruz. Berlin döner gördüm ama döner Türk'tür kardeş. Evet, şimdi Seminyak sahile geldik. Burası okyanusa kıyı olan bir ada olduğu için gerçekten fena dalgalı. Gerçekten ben burada denize girmeye cesaret edemem şu an. Alanya'daki dalgalara bile çok diyorduk, buradaki dalgalar daha da çok. Bayağı rüzgarlı, umarım mikrofonu çok ses gelmiyordur. Çok derin değil hani anladığım aynen kadarıyla. Baksana gitmişler bayağı. Evet. Yine de boylarını geçmemiş. Burada surf mü galiba? İnsanlar surf yapıyor. Ama surflükte dalga yok gibi sanki şu an. Ya belki sabah yapıyorlardır da. Aa çok güzel bir deniz kokusu var. Deniz kokusu gayet güzel. Yosun kokusu. Çocukluğumdan beri özlemişim bu kokuyu. Adana Karataş'ta olur da Alanya'da çok fazla duymuyorum bu kokuyu. Welcome to Bali. Bali uçurtması. Gemi gibi yapmışlar, çok güzel. Beğendim. Görünüyor mu? Evet, görünüyor. Görünüyormuş. Çok güzel. Gerçekten bir adada olduğumuz hissi tam anlamıyla hissediliyor. Bir de her yerde böyle değişik tapınak gibi şeyler var ve çok güzel heykeller var. Şu arka tarafımda beyaz, birazdan gösteririm. Çok farklı inanışları var. Hatta şu bölgede görünen böyle kocaman bir heykel var. Birazdan oraya da yakınlaştırıp gösteririm. Yine önümüzdeki bu gezi programımızda göreceğimiz yerlerden birisi. Ooh, a
Biz Kapadokya vlogumuzu izleyenler birazdan göreceğimiz sahneye aşina olacak. Bakınız. Şekila. Atlarla olan maceramı izleyenler bilir. Aşkım korkmuştu. Korkmamıştım. Senin için inmiştim diyelim. Aynen. Kesin öyle olur diyenler. Şimdi olsa binerim yani. Hadi gel binelim. Hadi binelim. Hadi. Bak ben şöyle bineceksin mi? Binerim ben. Ne var ki sanki? Gidiyor kendi ama kendine. Ama karşıdan geliyor bir tane. Bak burada tutuyor atı. Ya. Yeah. What the? Da. Whatever. Whatever. Surf yapan insanlar. Helal olsun, kıyıya kadar gelmişler. Helal olsun. Bali'ye özel şemsiyeler herhalde bunlar da. Rengarenk. Evet, bugün kırmızı bayraklı yüzülmez uyarısı var. Herhalde çok dalgalı olduğundan gerek. Biz de zaten yüzmek istemiyorduk da yine de. Evet, deniz kabuğu topluyor Minnoz. Hep kırık. Burada da bir yarışma yapıyorlar şu an. 10 dakikada bir şey toplayın dedi ama hadi hayırlısı. Amcalar, teyzeler koşuşturuyor valla. Kumdan kale yapma yarışması galiba. Fortress'te çünkü su getiriyor diyor. Evet, amca yorulmuş. Artık son şeyiyle koşturuyor. Evet, bir kumdan kale yapma yarışmasıymış. Her takım kendi kumdan kalesini yapmaya çalışıyor. Evet, kameraya yansıyan. Aşkım taş derdinde, daha doğrusu aşkım deniz kabuğu derdinde. Arkada adamlar sadece yarışıyor. Sadece tane deniz kabuğu arıyorum. Türkiye'ye götüreceğim, hatıra olsun. Sıcakta yorulduk ve bir kafeye oturduk. Çok otantik bir yer. Az önce dondurma yemiştik ve dondurma aşırı şekerliydi. Evet, çok şekerli geldi gerçekten. Çok bitiremedik ikimiz de. Aynen, ama bize biraz torpil geçti abla, sağ olsun. Evet, hani diğerlerine göre fazla fazla verdi. Çok şekerliydi. Onun için şu an buz gibi soğuk, sade bir kahve istiyorum. Ben de istiyorum. Bakalım başka neler var. Genelde menü aslında Türkiye sahil fiyatlarına benziyor. Özellikle kokteyller 200-300 lira arasında. Onunla birlikte hani içki içenler için bira 100 küsür liraya var. Biraz daha 150-200'e yakın olanlar var. Kahveler hani direkt 200 lira görmemiş de daha şey. Arasında. Aynen. Türkiye fiyatları. Şarapların bardağı yine 200-300 lira arasında. Milkshake yaklaşık 110 lira falan. Aslında orta, yani iyi bence fiyatlar benziyor Türkiye milkshake gibi. Aynen, iyi. Aynen. Güzel. Smoothie, mango, strawberry, banana falan 40 bin ediyor. Yani hani 100'den bile az. Gayet güzel. Espresso 30 bin. Hani o da yine fiyatını şurada gösteririm ya da söylerim. 45 bin rupi 100 lira ediyor. Öyle düşünebilirsiniz. Bence gayet uygun. Bence uygun. Yani Ice Americano güzel bir yer.
olsun. Hemen kahve zaten ne kadar kötü olabilir ki diye sormak istemiyorum. Çünkü aynen, ben sorma. Sorunca yani, kötü şeyler oluyor. Aynen. Long black olarak. Aynen. Bakalım. Bir deneyeceğiz buranın. Gelsin deneyelim. Menüsünü. Aynen. Gömleğim ortam kombinine uygun. Aşkım seçti. Ben ama Cennet Mahallesi'ndeki Ethem'e benzettim kendimi. Bir güzel güzel. Etim. Bali'ye uygun bence. Bence de. Yorumlarda yazın uygun mu değil mi? Renk bizi açtı. Az önceki uçuşmayı kuran dedemiz geçiyor. Işıl ışıl parlıyorsun tatlım. Öyle. Siz de aşağıdan kanala abone olup videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Bakalım Amerikan olarak. Çok hızlı geldi. Bakalım tadı nasıl. Aynen. Rengi biraz garip geldi bana. Bütün. Çok videoda aynen belli olmuyor da. Bakalım. Bence biraz espressoyu sulandırmış gibiler. Hani zaten öyle yapılıyor olabilir. Diğer kokteyl. Diğer kokteyllerini merak ediyorum ama şu an o kadar şekerli şey yedik, o kadar böyle o sweet tattan arınmak istedik ki, bir de kahvesizlik yaşıyoruz. Birkaç saattir içmedik. Ve şimdi bakalım. Nasıl tadı? Kötü değil, çok acı. Acı mı? Aynen. Severim o zaman bak. İçtiğim en acı kahve olabilir. Yo, normal ya. Bence Amerikan uygun. Hayır, acı. Daha ağır. Yani kahve özü geliyor, aynen. Evet. Tadı hissediyordur. Güzel ama ben severim acı zaten. Çok iyi geldi. Ferahlattı. Burada korktuğum şeylerden biri şu buzlar. Çünkü buranın aynen çeşme suyuyla yapılıyormuş ve özellikle Bali Bali denilen bir hastalık var. Bu diare dediğimiz ishal yapabiliyor. Ve bu yüzden bu buzlara dikkat etmek lazım ama bunu çeşme suyundan yapmalarını engelleyemiyoruz. Ve içecekler genellikle buzla geliyor. Hani biz hep unutuyoruz en başta buzsuz istemeyi de, hava çok sıcak. Yani buz olması bizim için daha iyi. Gelmeden önce sürekli şey diyorduk, hiçbir şekilde hiçbir şey buzlu içmeyelim diyorduk. Maalesef ama her şeyi buzlu içtik. Aynen. Buzsuz ne gelse bir şey yok şu an. Sürekli içinde buz var ve aynen, biz de şey yapamadık. Hani başta aklımıza gelmedi. Ondan sonra ne bileyim, sonra tekrar değiştirmek istemedik. Aynen. Sürekli buzlu bir şeyler içtik. Umarım olmayız Bali Bali. Umarım. Ya biz tabii önlemli geldik. Buna yönelik herhangi bir ishal durumu veya zehirlenme durumuna karşı antibiyotiklerimiz olsun, aynen, diğer ilaçlarımız. Aynen. Şu kadar poşet bir ilacımız var. Mecburen. Yani ne olur ne olmaz. Bizim ihtiyacımız olmaz. Umarım olmaz, korkutuyor beni. Afiyet olsun. Bon appetit baby. Cheers. O özellikle iş yoğunluğundan sonra çok iyi geldi. Bak, düğün hazırlığı, ondan sonra bütün bu balayına gelme hazırlıkları bizi çok yordu. Bugün çok şükür dinleniyoruz. Keyfini çıkarıyoruz. Aynen. Bayağı bugün, güzel yani. Bugün Seminyak'tayız daha çok. Yarından itibaren Uluvatu, Ubud'a gideceğiz. Yine değişik oranın yöresel etkinliklerini, yöresel tapınakları göreceğiz, hayvan bahçesine gideceğiz gibi gibi şeyler. Bakalım, yolculuğumuz devam ediyor. Maymunlar hakkında bir şey öğrendik. Seminyak'taki maymunlar hırsız değilmiş değil mi? Yani, Uluvatu'da daha çok. Rehberimiz öyle söyledi ve Seminyak'taki maymunlar daha cana yakınmış aynen, yani böyle zarar vermiyormuş. Monkey Jungle dedikleri maymun ormanındaki maymunlar daha iyiymiş. Hani onlar sürekli beslendiği aynen için çok çalma isteği duymuyormuş. Evet. Sanırım oraya yarın gidecektik. Aynen. Evet. Yarın gideceğiz. Bakalım nasıl karşılayacağız maymunlar tarafından. Bakalım.
Thank you. Yummy. Evet, az önce gözümdeki gözlüğü satın aldık. İlk başta adam 350 dedi. 350 bin yaklaşık bir 770 liraya falan denk geliyordu. Daha sonra hayır olamaz yani ben bu kadar para veremem dedim. Sonra indirim yapmaya çalıştı. Dedim daha ne kadar yaparsın, ne kadar yaparsın. Sen kaç verirsin derken 120 bini almış olduk. Yani 200-220 lira arasında. Gerçekten pazarlıkla 3'te 1 fiyatına iniyorlar. Büyük kazıkla söylüyorlar ilk başta. Hani normal bir yemek parasına çok iyi. Tuğçe de şimdi kendine çanta bakıyor. Nasıl pazarlık yapacağım diye düşünüyor. 350 dedi. Onu biz aynen indirdik. Hatta magnete de öyle. 2 tane magneti 350 dedi. Biz onu yaklaşık 100'e indirdik. Yani gerçekten Bali'de kesinlikle pazarlık yapın. Her türlü. Eğer ben gideceğim diyorsan okeyliyorlar. Çok kötü. Gerçekten Bezaye bayağı iyiydi yani. Bezaye çok iyiydi. Bezaye iyiydi yani. Yeni. Bali vlogumuzun ikinci partine hoş geldiniz. Put the flowers ya. Put the flowers, mix it the flowers. Bir sonraki hayatımda umarım Bali'de doğmam. Sen... Gel gel gel. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Evet. Çok tatlı. Maşallah.